İngiliz bir ana sponsorluğunda sektörde faaliyet gösteren, tedarikçi ve satın almacıları bir araya getirmek için yapılan, denizcilik endüstrisi için mükemmel bağlantı. Perfect Connection for the Maritime Industry PERCON etkinliği 20-21 Mayıs tarihlerinde Yassıada'da gerçekleşecek. Denizcilik sektöründeki tedarikçi ve satın almacıların yeni işbirlikleri kurup, mevcut bağlantılarını da güçlendirerek sektörde yeni olanaklar yakalayacakları ve firmalarına kar sağlayacak etkinliği düzenleyen GİSBİR Medya Danışmanı ve Prosentez Prodüksiyon Medya İletişim ve Reklamcılık Şirket Sahibi Cüneyt Yalınkılıç, GİSBİR TV'ye etkinliğe dair detayları aktardı. Dünyada birçok örnekleri olan ama ülkemizde daha önce hiç gerçekleşmemiş olan bir etkinliğe imza atmak istiyoruz. Burada öncelikle isim sponsorumuz, ana sponsorumuz olan GİSBİR'e de teşekkür ederiz. GİSBİR bu işe sahiplendi ve satın almacılarla tedarikçilerin bir araya gelmesini ve ülkemizin bir markası oluşması konusunda desteğini gösterdi. GİSBİR'le uzun yıllardır tabii ki medya danışmanı olarak, GİSBİR TV olarak bu izlediğiniz ekranlarda hizmet veriyorum. Şimdi GİSBİR'e benim de katkılarda bulunmam gerekiyor. Bu sektöre ve GİSBİR'e. GİSBİR bugüne kadar bana verdi, ben de birazcık GİSBİR'e vermek istiyorum. Bu nedenle de buradaki edindiğim tecrübeyi kullanarak bunu bir ürün haline getirmek istiyorum. Bu nedenle de bu projenin her ne kadar ticari bir proje olsa dahi sosyal bir anlamı da var. Ben GİSBİR'e bu konuda minnettarım. En azından bunları yapabilme kabiliyetini bana sağladığı için. Yaptığımız şey aslında uluslararası mecralarda birçok sektörde yapılan bir şey. Ama daha önce denizcilik sektöründe Türkiye'de hiç yapılmış bir şey değil. Butik fuar gibi düşünebiliriz ama fuar değil. B2B etkinliği gibi düşünebiliriz ama tam olarak öyle de değil. Bizim yaptığımız şey 36 tane satın almacıyı 20-21 Mayıs'ta biz Yassıada'da odalara koyuyoruz. Kendilerine ait odaları oluyor şık, güzel bir şekilde. Tedarikçiler de onlardan randevu alıyorlar. 20'şer dakikalık görüşme gerçekleştiriyorlar. Böylece bir satın almacı 2 günde toplam 30 tane tedarikçiyle görüşmüş oluyor. Tedarikçiler de 2 günde 15 tane satın almacıyla görüşme şansını elde ediyorlar. Yine başka bir platformda olmadığı şekilde tedarikçi slotu dediğimiz bir alanımız var ve bu alanda da tedarikçimiz 36 tane satın almacıyı karşısına alıyor ve ürününü anlatıyor. Adada olması neticesiyle network'ün çok üst düzey olduğu bir etkinlik bu. Ve 20'sinin akşamında da bir gala yemeğimiz oluyor. Tanımayanlar yenilerini tanıyor, tanıyanlar ilişkilerini güçlendiriyor. Hem de eğleniyorlar ve böylece aslında bir ülke markası oluşturabilmek için ilk adımı atmış bulunuyoruz. GİSBİR'in ana sponsoru olduğu PERCON'un diğer sponsorluk kategorilerine de yoğun ilgi olduğunu belirten Yalınkılıç, bronz ve gümüş sponsorlarının da belli olduğunu, altın sponsorluk kategorisi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. GİSBİR'in ana sponsorluğu, isim sponsorluğu yani GİSBİR PERCON 2024 diyoruz biz. Onun dışında bronz sponsorumuz Gemi Brokerları Derneği, gümüş sponsorumuz SMS Marine. Şu anda bir tek altın sponsorluğumuz için görüşmelerimiz devam ediyor 3 tane firmamızla. O da olunca aslında sponsorluklarımız bir anlamda kapanmış olacak. İlgi büyük, biz mutluyuz. Uzun yıllardır medya danışmanlığını üstlendiği GİSBİR'le girdiği denizcilik sektörünün öncesinde spor gazeteciliği yaptığını ifade eden Cüneyt Yalınkılıç, GİSBİR'in kendisine sağladığı desteklerin karşılığında kendisinin de GİSBİR'e ve denizcilik sektörüne katkı sağlamak amacıyla bu projeyi oluşturduğunu belirtti. Aslında spor kökenli bir gazeteciyim. Uzun yıllardır da medya danışmanlığı yapıyorum. Spor camiasından koptuktan sonra 2008'den beri denizcilik camiasının içinde medya sektörüne elimizden geldiğince hizmet ediyorum. 2008'den sonra 2024'e kadar geçen sürede artık denizcilik camiasında da belli bir çevrem oluştu. Dolayısıyla da bu sektöre de artık spor camiasında yaptığım gibi etkinlikler yapabileceğimi düşünüyorum. Ben her zaman şunu yapmaya çalışıyorum. Olmayanı yapmak istiyorum. Denizcilik camiasında da olmayanı yapmak istiyorum. Yalınkılıç konuşmasında
GİSPİR'in öncülük ettiği bu projenin tüm denizcilik sektörüne faydalı olacağını vurguladı. Denizcilik sektöründe GİSPİR'in öncülüğünde herkes bir araya gelecek ve bunun faydalarını sektörümüz görecek.